Ya ben açıkçası bunları sormak istemedim. Kendisini söylemesini bekliyorum. O yüzden. İkiniz tamam, de birbirinize söyleyin bence. Tabii sorabilirsiniz. Ben de size sorayım. Çalışıyor musun yoksa yok? Evet çalışıyorum ama şu an bıraktım işi. Çalışıyordum bıraktım bir kaç haftalığına. Şu an çalışmıyorsunuz. Evet tatile girdim. İyi. Ama çünkü ben, açlık kapıdan girince aşk çamdan uçuyor diyorlar. Öyle diyor büyükler. Ama ben sevdiğimin çalışmasını istemiyorum. Bunu ilerideki zamanda bunu yapabilir misiniz? Hani ben illaki çalışmak istiyorum falan. Hani olabilir. Ben istemiyorum. Zorlayabilir misiniz o konu için? Olabilir. Konuşarak anlaşırsak olabilir. İllaki. Evet. Başka soru. Medeni, sen evlenirsen nasıl geçineceksin İstanbul şartlarında? Bir ya de İstanbul şartları şu an nasıl diyeyim? Benim çalışmamla çok kolay. Hani işsizlik oranı az değil asıl. Hani işsizlik diyorlar ya işsizlik çok az. Asıl az değil. Hani insanlar çalıştığı zaman iş her yerde var. İşsizlik oranı yok kadar az aynen, demek istedin. Aynen. Evet. Yani, senin için. Şu an benim çalıştığım yani yerler yani dört dörtlük insanlar. Şu an benim patronlarım dinliyordur. Bana seni izliyor mu şimdi senin patronları? Şu an izliyorlar. Beni bana çok destek çıktılar o konu için. Ben öncelikle buradan onlara tüm hepsine selam gönderiyorum patronlarıma. Bana destek oldukları için. Sağ olsunlar. Bana kapılarını açtığı için. Sağ olsunlar. Biz yani, de teşekkür ediyoruz kendilerine. Biz de senin adına teşekkür ediyoruz. Evet. Sana destek oldukları için. Peki nedir senin yani gelirin normalde? Yani ev tutacaksın. Hani bak niye biliyor musun? Ev tutacaksın İstanbul evet, şartlarında. Kadını çalıştırmayacaksın. Evet. Nasıl geçineceksiniz o? Ya şu an ben iki işte çalışıyorum. Şu an benim gelirim yani rahatlıkla 3 milyar parayı buluyor. Yani bir işi çıkarsam 2400 falan. Doğru 3 milyarla. 3 milyarı buluyor. Azami de geçinirsiniz. Ya 1,5 milyar bile beni geçindirir. Bir aileyi geçindirir. Doğru söylüyorsun. Hani çünkü 1,5 milyar az para değil. Hani 500 milyon ev kirasına falan verirsen geriye 1 milyar paran kalır. Hani her şeyi kısıtlı yapacaksın. Hani illaki bunu sağda bunu solda tabii harcamayacağım. Tabii canım harcamaya kalkarsan 30 milyarla da geçinemezsin. Aynen yani çok para gider. Başka yani çünkü şey, benim fazla hani harcamam olmadığı için hani ben direkt işten eve gidiyorum. Evimden tekrar diğer işime gidiyorum. Hani ancak bir çarşamba günleri falan zaman bulursam dışarı çık arkadaşları falan görebiliyorum. Yani hep benim şeyim hep çalışmakla geçiyor. Ama bunları şöyle, ona anlatıyorsun tabii yani bize anlatıyor gibi yok, duruyorsun ama o dinliyor sonuçta. Evet. Hani o istedikten sonra zaten ben bir işimi bırakırım. Mecburi bir işime devam ederim. Yani Aslı, ben düşünüyorum. Ben nasıl geldi bu maddi durum sana? İyi bence. Ben Medeni Bey'e bir şey demek istiyorum. Ben daha önce buraya kendimi tanıtmak için çıkmıştım. Daha sonra işimden dolayı gelememiştim. Ama sizi gördüm ben. Çok beğendim. O yüzden geliyorum. Yani maddi sorun önemli değil aslında. Maddi sorun önemli değil. Güzel. Daha önce ben zaten buraya çıktığım zaman da söylemiştim kendimi tanıtmak için çıktığım zaman. Maddiyata önem vermiyorum demiştim. Öyle. Evet. Peki sen yüz yüze daha rahat konuşuyorsun Medeni. Böyle onu hissettim. Görmek istiyorsun. Çok normal ama tabii görüp de konuşmak. Ya görüp de şimdi ben görsem normal fazla, ama hani belki kriterleri anlattığı şeyler ters gelir hiç açmak istemezsin diye açmıyoruz programda. Şimdi istiyorsan açabilirim. Yo, açalım yani. Öyle mi? Açalım. Peki açalım paravanımızı. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Tekrar. İyiyim siz? Çok şükür. Şu an biraz heyecan var. Kusura bakmayın. Bende de biraz heyecan var. Aslında senin Vanlılara benzemiyor mu? Doğullara benziyor evet. Değil mi? O da benziyor. Benziyor. Sormak istediğin bir şey varsa sorabilirsin. Siz bana sorabilirsiniz. Sonuçta ben hani talip oldum. Vallahi siz daha çok merak ediyorsunuz. Yok, ben fazla bir şey merak etmiyorum. Ben sizi en azından biraz dinledim. Hani evet, siz beni ilk defa görüyorsunuz. Bence siz biraz ben zaten ilk defa evet ilk defa görüyorum. İlk gelen talibimde sizsiniz. Anladım. Yani nasıl diyeyim? Buraya nasıl katılmaya karar verdiniz? Ya buraya nasıl katılmaya karar verdim? İş yerinde çalışıyordum. Tabii patronlarım sayesinde. Evet. Yani benim de evlenmeye ihtiyacım olduğu için. Anladım. O yüzden buraya çıkma kararı aldım. Ben çıktığıma da yani şu an şükrediyorum. Şöyle bir ortamda şöyle evet, Hülya Hanım'ı tanımaktan gurur duyuyorum. Sağ olasın, böyle insanlardan. Buraya çıktım karar verdim evlenmeye.
Hülya'nın yanına. İnşallah olur. İlk adımı atarız. Şey, burcunuz neydi, ben unuttum da bilmiyordunuz. Ya ben asıl ne zaman doğduğumu bilmiyorum ama... Başak Burcu, evet. Az önce sohbet ederken de Medeni, sen 29 Eylül 29... Terazi Burcu'ydun. Yani Burcu'm bilmiyorum diye konuştuk, evet. Daha önce ama 29 Eylül Terazi. Aslında çok uyum noktasında değilsiniz ama çok arka arkayasınız. Başak bitiyor, Terazi başlıyor. Eylül ayında, Eylül doğmuşsundur muhtemelen. O yüzden kriterler oluştuğu ölçüde birbirinizle anlaşmanızı, gençsiniz, dinamiksiniz, anlaşma noktanızda uyum sağlayabilirsiniz. Ama normalde burçlarınız anlaşma noktasında değil. Evet. Ben tüm de söylemiştim. Ben güzelliğe hiçbir zaman önem vermiyorum. Yeter ki kalbi temiz olsun. Çünkü dış güzellik gelir, her zaman geçicidir. Ama iç her zaman kalıcıdır. Haklısınız, katılıyorum. Yani ben bunu diyorum. Aramızda 2 yaş var, sorun olur mu sizin? Ya 2 yaş sorun olmaz. Ama şey, yaşınızdan daha olgun hareketleriniz var, düşünceleriniz çok olgun. Bir de çok duygusallısınız, bu benim çok dikkatimi çekti. Evet. Ya, duygusal artık işte. Köşeye bırakayım. Duygusal fazla olmak istemiyorum. Çünkü duygusal olduğum bu, kendime gelemiyorum. Yani bilmiyorum artık. Ya şu an çok heyecanlıyım yani. Benim soramadığım sorular... Ben de heyecanlıyım ama sizin kadar var. Değil. Şu an ekranda ne diyeyim yani. Başka sormak istediğiniz bir şey var yok, mı? Yok, şu an başka sormak istediğiniz. Hakkında öğrenmek istediğiniz. Valla bütün hakkı özel... İstanbul neresinde oturuyorsunuz? Ben İstanbul Kartal'da oturuyorum. Evet. Kirada mı oturuyorsunuz? Kirada oturuyorum, evet. Anladım. Nişanlı falan hiç geçmedi yok, başımıza. Yok, hayır, geçmedi. Peki, kararınızı isteyeceğim. Kısacık Pervin Vatansever, uyum nasıl görüyorsun? Aslında çok şeker bir kız, çok enerjik. Medeni de keza öyle. Tamamen aralarındaki etkileşime bağlı olarak her şeyin gelişeceğine inanıyorum. Yani birbirlerinden gerçekten hoşlanırlarsa, Egemen'in de dediği gibi çok güzel şeyler ortaya çıkabilir ama tamamen bir elektriklenme olup olmamasıyla alakalı. Peki, yenebilir misin onu ileriye dönük karateyle? Bugün değil, ileride kafana tası atarsan. Kendime güveniyorum. Yere yatırırım diyorsun. Evet. Yani. Görüyorsun değil mi nasıl görüyorum, bir kız var evet. Karşında? Aldı mı yere çarpıyor adamı. Peki, ne düşünüyorsun? Vallahi ne düşünüyorum? Şu an ilk talibim olduğu için çağa çıkmak istiyorum. Daha yakında tanımak istiyorum. Hiç korkmuyorsun yani. Karate marete yapıyor diye ben korkmam. Öyle şeyde korkmam. Peki, ne yapalım o zaman? Sizi çaya çıkaralım. Lay 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 lay. Şimdi az sonra ne var? Yine bakalım. Dün seni seçtim'e taliplerini aramak için katılan Kadir Bey, net ifadelerle evleneceği kişinin özelliklerini izleyenlerle paylaşmıştı. Bakalım Kadir Bey'in bugün gelen talibi kim? Kadir Bey gelen talibinde aradığı özellikleri bulabilecek mi? Az sonra. Adaylarımın arasında yeni gelen adaylarımdan hatırlayacaksınız. Kadir var. Kadir'i buraya çağırıyorum. Şimdi Kadir'in bir hatırlatması var ya, bir ona bakalım sonra paravanı kapatalım. Kadir Bey dün programımıza katılarak taliplerini aramaya karar vermişti. 28 yaşında olan ve Ankara'dan programımıza katılan Kadir Bey aslen Yozgatlıydı. Bir turizm firmasında resepsiyonist olarak çalışan Kadir Bey ek işler de yapıyordu. Ankara'da bir turizm firmasında çalışıyorum. Resepsiyonist olarak çalışıyorum. Güzel. Harici olarak yani ek zaman, geriye kalan zamanlarım içerisinde tezgah açıyorum. Onun haricinde ek iş olarak. Öyle. Bir kere evlenen ve evliliği 4 yıl süren Kadir Bey'in çocuğu yoktu. Kültürel çatışma yüzünden eski eşinden ayrılan Kadir Bey, aşk evliliği yaptığını söylemişti. Aşktan ağzı yanan adayımız kesinlikle mantık evliliği yapacağını söyledi ve artık net bir Kadir olacağım dedi. Aşk evliliği mi? Evet. Maalesef. Üstelik de aşk evliliği. Evet.
Ne düşünüyorsun? Aşktan önce mantık mı gerekiyor? Kesinlikle. Kesinlikle öyle olması gerektiğini düşünüyorum ve mantık evliliklerinin daha uzun sürecek kanısındayım. Hayatta artık olgun bir Kadir var diyen adayımız bir tas çorbayı paylaşacak insanı aradığını söyledi. Benden 5 yaş küçük, 10 yaş büyük kişiler gelebilir. Artık olgun bir hanımefendi istiyorum diyen Kadir Bey, talebimin mümkünse maddi durumu benden daha iyi olsun diye de ekledi. Yaşadıklarından sonra hayata bakışını değiştiren Kadir Bey, bakalım seni seçtim de kalbinin sahibini bulabilecek mi? Kazan. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok hoşuma gitti. Çok paravanı kapatalım, bakalım kim geldi. Bir alkışlar Dilek Hanım için gelsin bakalım. Evet Kadir. Konuş bakalım Dilek Hanım'la. Dilek Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sesinizi biraz daha yüksek alabilir miyim acaba? Tabii. Umarım iyisiniz. İyiyim, sizi görmeye geldim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sizi televizyonda izlemiştim zaten, bir evlilik yapmışsınız. Doğrudur. Yozgatlısınız. Evet, Yozgatlıyım, pek tatlıyım. Neydi o Yozgatlıyım tek? Pek tatlıyım. Ha pek tatlıyım. Yozgatlıyım pek tatlıyım. Ben de tek katlıyım anlıyorum. Ay ne halimim ben de ya. Dilek Hanım kim? Dilek Hanım kimdir acaba? Kendinizi ifade eder misiniz? Kaç yaşındasınız? Tanıtayım ben. Hay hay. Adım Dilek. Bursalıyım. Evet. 25 yaşındayım. Gayet güzel. Daha önce evlendiniz mi, evlilik yaşadınız mı? Yok, hiç evlenmedim. Çok güzel. İnşallah kısmetse sizinle. İnşallah, inşallah. Yani, Dilek Hanım eğitim hayatınızda ki aşamalarınızdan ifade eder misiniz? Nasıl? Eğitim hayatınız oldu mu? Mezuniyet dereceniz nedir? Anlatayım. Ben ilkokul mezunuyum. Evet. Ailem çok varlıklı olduğu için hani okumadım. Biraz şımarık büyüdüm ama yalnız, bir tarafımda yani evden dışarı hiç çıkmadım. Yalnız Dilek Hanım şöyle ifade edeyim yani. Ekonomik olarak hani özgürlüğünüz yerinizde olabilir. Yalnız bu beni yani sizin baskın tarafınız beni benim yani uygun taraf yani uyusal olan tarafımı bastırır mı acaba? Evet. Yani nasıl desem biraz uysallığınız beni çekti bu tarafa. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şimdi dün itibariyle kısa bir süre zarfı vardı. O esnada kendimi çok net ifade edebildiğimi düşünemedim. Şu an daha net ifade ettiğim kanısındayım. Evet. Yani inşallah umarım ben de İlk adayımsınız. Yine tekrar hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Fakat kafamda o kadar çok farklı modeller, farklı kişilikler yok ki. Bir tek kişilik var, bir tek kimlik var. Umarım o kişiliğe ve kimliğe oturursunuz. Yani ben sadece diplomayla eğitim olacağını düşünmüyorum. Ben de üniversite mezunuyum. Lakin 2 yıllık üniversite mezunuyum. Açık öğretim fakültesi. Kendinizi eğitmeniz, yetiştirmeniz, hanımefendi kişiliğiniz, iyi bir çocuk yetiştirmeniz bunlar benim için çok çok kayda değer.